Konuya ilişkin ayrıntıları e, yine gazeteci arkadaşımız Altan Sancar'la konuşacağız. Altan hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. E, aslında çok kritik bir süreç. Belki bu açıklamalarda evet muhalefetin tavrı beklendiği gibi hatta MHP'nin de Semih Yalçın'ın açıklaması olmasa da tavrı beklendiği üzere e, bizi şaşırtmadı. Ama bir isim var ki o da Bülent Arınç. Bülent Arınç'ın sessizliğini bu konuda bozması ki yer yer kendisine yöneltilen sorulara ve röportajlara hayır demiyor ve açıklamalar yapıyor Bülent Arınç ama bu konuda bu kez gerçekten de tam nokta atışı bir açıklama yaptı ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a bir çağrı gönderdi. Sen nasıl değerlendiriyorsun Bülent Arınç'ın bu açıklamasını ve önümüzdeki hafta özellikle ayın 16'sı 16 Ağustos bize neyi işaret edecek sence? Bülent Arınç aslında Özgül ağırlığıyla birlikte Numan Kurtulmuş'a şunu söylemeye çalışıyor bir yerde de. Sen AK Parti içerisinde başka bir şeyi temsil ediyorsun. Ve benim de rahatsız olduğum o cephenin bu kadar fazla alan kazanmasına, güç kazanmasına göz yumma. Sen de bir defa da olsa burada karşılığını ver. Bu karşıtlığını göster ve... Bu fırsatı da değerlendir. Can Atalay'ın hakkı olan milletvekilliğini, meclis e, özlük haklarının kazanmasını sağlamak için 16 Ağustos'ta yapılacak o olağanüstü toplantıda e, Can Atalay'ın haklarını iade et diyor. Bunu bekleme, bunu bir an evvel uygula diyor. Aslında Bülent Arınç'ın konuşması e, zaman zaman bu tür çıkışlar yapıyor ama hı hı. burada tam olarak AK Parti içerisindeki son dönemdeki bu farklı e, grupların, farklı ekiplerin güç mücadelesine dayanıyor biraz da. E, Numan Kurtulmuş'a yaptığı uyarı biraz bundan kaynaklanıyor. Şimdi Normalde zaten toplantı 14 Ağustos'ta yapılacaktı. Evet. E, daha, talep buydu muhalefetin. Fakat e, son dakikada Hani Mahmut Abbas geliyor Filistin konusunda gölge düşmesin dediler. Ee, daha önceki tavır ise şuydu. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli meselesi bir milletvekilinin tutukluluğu olmalıdır biçiminde. Ee, şimdi 16 Ağustos'ta yapılacak bir toplantı var. İlginçtir ki hani bunun muhtemelen Mahmut Abbas'tan kaynaklı olduğunu düşünerek en azından şimdilik elimizde veri olmadığı için. Meclis Genel Sekreterliği yani mecliste Numan Bey'in ekibi de e, Sırala muhalefete 16'sında meclisi toplayalım diyordu. En son Numan Bey de zaten e, tip genel başkanı Erkan Başta yaptığı toplantıda bunu söylemişti. Fakat işin ilginç tarafı bir hareketlilik olduğunu biliyoruz. Hı hı. Bu Can Atalay'ın serbest kalmasına sebep olur mu olmaz mı ayrı bir konu ama bir hareketlilik olduğu biliniyor. Hukuki bir hareketlilik değil siyasi bir hareketlilikten bahsediyorum elbette evet, çünkü evet. hukuki anlamda her şey tamamlanmış durumda. Bülent Arınç'ın da devreye girmesi ve aslında kendi yerini e, hatırlatması üzerine Numan Kurtulmuş'a AK Parti'deki konumunu hatırlatmasının ardından e, Numan Kurtulmuş bunu okur mu bu özlük haklarını iade eder mi göreceğiz. E, dilerim olur ama kestirmek çok zor çünkü her şey kapalı kapılar ardında işliyor. Olması gereken belli ama e, bu AK Parti içerisindeki bir ne yazık ki güç mücadelesinin bir ya da bir bütün Cumhur İttifakı içerisindeki güç mücadelesinin bir dışa vurumu olacak. Ama bitirirken MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamasına da çok kısa bir değinmekte fayda var. Yani bu kadar kolay değil bir insanı vatan haini ilan etmek. Yani vatan hainliği ağızlara sakız ettikleri böyle her canını istediklerini vatan haini ilan ediyorlar ama bir insanı vatan haini ilan etmek bu kadar kolay bu kadar basit olmamalı. Yani can Atalay'ın buraya ya da Bugüne kadar hain ilan ettiği bazı insanların bu vatana ne kötülüğü dokundu çok merak ediyorum. Yani Can Altalay'ın bu topraklarda evet, evet. bu vatana ihanet edecek ne yaptığını çok merak ediyorum ben. Yani Bunu e, tarikat bunu... yurdunda kız çocuğu e, cayır cayır yanan anneye babaya sormak lazım. Bunu Soma'da hayatını kaybeden e, işçilerimizin ailelerine sormak lazım aslında değil mi Altan? Çünkü yine aynı Olay... şekilde tren faciası şimdi yönetmenim Eren de hatırlatıyor. Tüm buradaki mağdur insanlara sormak lazım. Can Atalay'ın hangi kelimeyle tanımlanması gerektiğine. Öyle ya, değil mi Tam Hatta. olarak buraya denk geliyor. Buraya denk geliyor. Tam olarak yani Can Atalay insanların gözünde buraya denk geliyor. Bir yerde eğer bir hukuksuzluk varsa buna itiraz eden ama o itiraz ettiği davalarda dikkat edin hep siyasetin eli bir biçimde mağduru daha da mağdur etmek üzerine dahil olmuşken Can Atalay orada e, boy gösteriyor. Yani boy gösteriyor derken ortaya çıkıyor ve diyor ki ben bu insanların, bu ülkenin her bir vatandaşının hakkını savunacağım. Ya buysa vatan hainliği. Yani aklıma bir tek şey geliyor. yani geçenlerde de kaybettiğimiz evet. için Genco Erkal'ın hani Nazım Hikmet'in şiirini okuduğu bölüm tekrar geliyor aklıma evet. yani. Can Atalay çıktıktan sonra da o zaman vatan hainliğine devam edecektir yani bu kadar kolay değil bu ülkenin ülkede yaşayıp da e, ya yarın bir gün hepimizi vatan haini ilan edebilirler bu kadar kolay olmamalı yani kim bu ülkeye ne yaptı da siz bu kadar kolay bir şekilde bir, 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 bir insanları vatan haini ilan edebiliyorsunuz ya da bu hakkı ve haddi kendinizde nasıl bulabiliyorsunuz ya bu vatanın sahibi siz misiniz de bizi bu vatanın haini ya da sadı olarak ilan edebiliyorsunuz. Evet, evet. Bu gerçekten artık sinir bozmaya başladı. Evet. Şimdi bir yandan sen de konuşurken yönetmen arkadaşımız da kulağıma o da aktarıyor duygularını, düşüncelerini. Şimdi Altan aslında bu kadar çok konuşa konuşa kavramların da içini boşalttılar. Dolayısıyla vatandaşın derdiyle bu ve bu tarz söylemlerin sahiplerinin dertleri bambaşka. Sandık da evet. bunun bir göstergesi oldu sanırız ki son dönemde. Altan aslında hatırlıyor musun ee, yine SGK borç primleriyle ilgili Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu o bundan iki hafta önceki açıklamalarıyla paralel tonda açıklamalar yaptı ee, ilk döndüğümüz zaman Ekrem İmamoğluna ve aslında kentsel dönüşüm üzerinden de bakanlıkla kendileri arasındaki o Korelasyon eksikliğini çok güzel örneklerle ben kibar tabir ettim ifade etti. Sen ne dersin bu açıklamalara özellikle? Ya şimdi Sayın Kurum şunu ısrarla söylüyordu hatta tam da Ekrem Bey Paris'teyken o İstanbul evi konusundayken bilerek zamanlaması da oraya yönelik seçilmiş bir açıklama yaptı. Hani İstanbul'da pimi çekilmiş bombanın üzerinde oturuyoruz dedi. E, bu tabi bilinçli bir tercihti İşte bakın sizin beni seçtiğiniz belediye başkan, başkanı Paris'te şurada e, çalışmalar yürütüyor e, aslında İstanbul'un gerçek gündemi deprem diye Ekrem İmamoğlu da bunun farkında olduğu için aslında bu karşılığı vermiş oldu çünkü e, ya İstanbul'daki deprem gerçekliğiyle mücadele etmek ne sadece İBB'nin işi ne sadece Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın işi ne de sadece bir, iki, iki kurumun işi aslında bir bütün mücadele edilmesi gereken hani Az önce çok çok arıyoruz ya milli güvenlik meselesi diye. Hı hı. Her şeyi milli güvenlik meselesi ilan ediyoruz. Tam olarak milli güvenlik meselesi İstanbul depremi esasen baktığımızda. Çünkü boyutuna göre hakikaten ülkenin milli güvenliğini ve ekonomik bağımsızlığını riske Kedi atma diyecek. durumu var. Evet, evet. E, fakat görüyoruz ki hala bir siyasi malzeme haline getiriliyor İstanbul depremi. Ve buradan e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için devam eden o yarıştan e, sonra bakanlığa geri dönen kurum hala bu siyasi yarışı bir biçimde Ekrem İmamoğlu ile sürdürmeye devam ediyor. Bu